Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşumuzdan beri milliyetçiliğin ben sürdürdüğüm bunlara da barış getirmek için Kanada'ya gidiyoruz. Burada bitsin mi hikaye, başlasam mı yeniden her şeye? Yine tanrım olsam, yaratsam mı kendimi? Ateşle, havayla, suyla mı? Yalnız eniyle, boyuyla mı? Neyle kursam? Boş mu versem tanrılığı? Bir başıma otursam? Ne ateş, ne hava, ne su. Ne en, ne boy. Ne Habil, ne Kabil. Ne soy, ne ben, ne tanrı. Tarih onu hangi yüzüyle anımsayacak? Solu iktidara taşıyan dürüst siyasetçi, devletin güvenilir çınarı, politikaya zerafet ve tevazu katan şair mi? Yoksa solun birliğini engelleyen inatçı, kuşkucu, yalnız lider mi? Demokrasinin kilometre taşlarında acaba kaç kişi dağlara taşlara yazılan kara oğlan efsanesini anımsayacak? Ve kaçı siyasette zirveden cezaevine, cezaevinden yeniden zirveye yükselişin ve sonra sandıkta unutulup gidişin nedenlerini sorgulayacak? Türkiye, son 50 yılına damgasını vuran bir lideri, bir cumhuriyet aydınını, ülkenin en kritik günlerinin kaptanını nasıl anımsayacak? Anlatacaklarımız bir liderin, bir şairin, bir gazetecinin, bir eşin ve bir aydının öyküsü. Anlatacaklarımız aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kuşağının bugünlere yankılanan sedası. Bülent Ecevit, Türk siyaset tarihinin en kıdemli ve deneyimli politikacısı. Tam 50 yıllık bir birikimi temsil ediyor. Türkiye onu en çok bu yanıyla tanıdı. 50 yıllık siyaset yaşamına sığan ise aslında çok partili demokrasinin şahsi bir öyküsüydü. Oysa Ecevit aynı zamanda duyarlı bir şair, sanatçı ve entelektüeldi. Sevinçlerini, düşlerini, umutlarını ve özlemlerini şiirle anlattı. Sanatın estetiğine sığınıp gündelik yaşamın gerçekliğinden ve belki de politikanın kirliliğinden sakındı. Ancak siyaset bir girdap gibi onu kendisine çekti. Ve 50 yıla duyarlı bir şairle inatçı bir siyasetçinin o çarpıcı çelişkisi damgasını vurdu. Acaba kim kazandı? İşte bu sorunun yanıtı Bülent Ecevit'in yaşam öyküsünde saklıydı. ...1925 yılının 28 Mayıs günü İstanbul'da Beşiktaş Akaretler'deki bu evde bir bebek dünyaya geldi. Profesör Mehmet Fahri Bey ile ressam Fatma Nazlı Hanım biricik çocuklarının adını Mustafa Bülent koydular. Göbek adı Mustafa'yı dedesi din alimi Mustafa Şükrü Bey'den almıştı. Bülent adı ise ailesinin temennisini yansıtıyordu. Adı gibi yüksek, yüce ve ulu olmasını dilemişlerdi. ...1934 yılında soyadı kanunu çıkınca Kurtuluş Savaşı yıllarında Kastamonu'da görev yapan Mehmet Fahri Bey doğasından çok etkilendiği Ecevit yöresini kütüğüne soyadı olarak kaydettirdi. Ecevit soyadı kütükte kalmayacak, Türkiye siyaset tarihine kazınacaktı. Mustafa Bülent sakin, uslu ve söz dinleyen bir çocuktu. Derslerine çalışıyor, sınıflarını pek iyiyle geçiyordu. Ama hocaların izlenimini yansıtan hal ve gidiş türü notları silik kişiliği nedeniyle iyinin ötesine geçemiyordu.
Babası Mehmet Fahri Bey adli tıp hocasıydı. Ancak tek parti döneminin milletvekili olarak sivrilmişti. Bir dönem gazetecilik yapmış ve Ulus Gazetesi'nde fıkraları yayınlanmıştı. Annesi Fatma Nazlı Hanım ise kendini sanata ve resme adamıştı. Mustafa Bülent'in yaşamı bu ikisinin bir sentezi olacaktı. Ben daha okuma yazma öğrenmeden önce şiir söylemeye başlamıştım. Onları anneme dikte ederdim. Kendim yazıyı öğrenmediğim için henüz. Yazıyı öğrendikten sonra ilk daktilosuna da kavuştu. Ömrü boyunca yanından hiç ayırmayacağı Erika'yla 1938'de tanıştı. İsmail Hakkı Oktay adında bir eniştem vardı. O ilginç bir kimseydi. Sadrazam Tevfik Paşa'nın oğluydu. Ama Kurtuluş Savaşı için Anadolu'ya geçmişti, subaydı. Kardeşi de İstanbul'da bir böyle daktilo falan satan bir mağazası vardı. O mağazadan bana bir daktilo aldı, bu Erika daktilosunu. Öylelikle daha çocuk yaşındayken daktilo kullanmaya başladım. Ecevit ailesi kısıtlı bütçesine rağmen Bülent'i Robert Kolej'e kaydettirdi. Zengin ailelerin çocuklarıyla aynı sıraları paylaşmak onu daha da içine kapatmıştı. Sessizdi. Arkadaşlarından ayrı duruyor, öğrenciliğin alameti farikası sayılan türden yaramazlık ve kaçamaklar yapmıyordu. Haşarlıktan elini eteğini çekmiş bu Ankaralı esmer çocuğa arkadaşları ilginç bir lakap takmıştı. Hacı. Ecevit ile hacılık arasında isim benzerliğinden dolayı ve bir de laikliğe çok bağlı olduğum halde dine de bağlıydım. O nedenle belki arkadaşlarım öyle hacı demişlerdi. Çok nazik, çok kibar, karınca incitmeyen, arkadaşlıklarına dikkat eden ve içine biraz kapalı bir insandı. Sadece uğraşısı şiir ve çay içmekti. Bol miktarda çay içer, şiir yazar. Politik ile kesinlikle alakası yoktu. Politikiyi bilmezdi. Sağ sol bilmezdi. Biz aramızda sağ sol münakaşaları yapardık. Ben sağda o zaman da. Mehmet İsmail mesela solda. Nazım Hikmet münakaşaları falan. Bu karışmaz. Dinler. Sen de haklısın, sen de haklısın der. Hatta biraz daha fazla milliyetçiliğe ve sağa meyyal idi. Zaman içinde Bülent'in arkadaşlarından üstünlükleri ortaya çıkmaya başladı. Lakabı da hacılıktan Ecoluğa döndü. Edebiyat ve şiir dünyasının sadık takipçisiydi. Yazdığı şiirler arkadaşlarınca beğeniliyordu. Robotların sadece bilim kurgu kitaplarında anlatıldığı 1940 yılında yazdığı Robot adlı şiiri çok sükse yapmıştı. Ellerim dallar gibi bazen açılır Allah'a, ki Allah'tır veren bu güçsüz ellerimi benim. Senin ellerimden güçlü ellerim ki ben verdim, onlar kapalıdır Allah'a. Bir parça demirden ibaretsin Allah'a göre. Sana verdiğim bir ömürdür ki sen yaşamadan sürüyorsun onu. Sana bu ömrü verenler senden çabuk ölür. Çeliğin çürümesi kadar uzaktır bir robotun sonu. Allah, Allah olduğu için yarattı beni. Ben Allah olamıyorum ne kadar yaratsam. Ve tapmıyor bana benim yarattığım adam. Beni yaratana ben nasıl tapıyorsam. Ecoyu okulda popülerleştiren şey öğrencilerin çıkardığı İzlerimiz dergisi oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Okul yönetimi derginin başyazarı olarak düşündüğü Altemur Kılıcı, Almanları desteklediği gerekçesiyle sakıncalı bulmuştu. Başyazı Ecevit'e teklif edildi. Ecevit kabul etti ama bu haksızlığı da içine sindiremedi. Yaşamında daha sonra çok sık tekrarlayacağı protestolardan ilkini o dergide gerçekleştirdi. Ecevit çok güzel bir jest yaptı. Derginin o sayısını, ki içinde benim piyesim de basıldı,
bir bazı sebeplerle aramıza alamadığımız Altemur Kılıç'a ithaf olunur bu sayısı diye bana ithaf etti. Yani bu inceliğini gösterir, efendiliğini gösterir. Lise yıllarında genç Ecevit'in 12 şiiri farklı dergilerde basıldı. Edebiyat dünyasındaki ilk başarısı da o yıllarda gerçekleşti. Lise yıllarında bir aralık Bülent bir kayboldu ortalıktan. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra merak ettik, telefon ettik annesine. Bülent çıktı karşımıza ve Rabindranath Tagore'dan Gitanjali kitabını tercüme etmekte olduğunu, yayımcının kendisine telefon ederek başka bir yayın evinin aynı kitabı tercüme ettirmekte olduğunu söylediğini, onun için o tercümeyi bir an evvel bitirip kendisine verilmesini istediğini söyledi. Onun için mektepten ayrılmış, 10 gün içinde şiirleri bitirip basın yayına vermiş. Hintli şair Tagore'un çevirisini Cağaloğlu'nda İnkılap Kitabevi'ne götürdüğünde yayın evi yöneticileri böylesine usta işi çeviri yapanın 16 yaşındaki bu genç olduğuna inanamamıştı. Ecevit, Tagore çevirilerinden ilk telifini aldı. Bu, sanattan kazandığı ilk paraydı. İlk kitabını öncelikle arkadaşı Can Yücel'in babası, CHP'nin efsanevi Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e imzaladı. İthaf yazısı, Cumhuriyet'le yetişen ilk kuşağın ve İkinci Dünya Savaşı yıllarının haleti ruhiyesini yansıtıyordu. Kültür başbuğumuz Hasan Ali Yücel'e, emrinizdeki bir ordunun neferi tarafından ilk savaş armağanı olarak. Şimdi sıra hayatının akışını değiştirecek karşılaşmadaydı. O günlerde Robert Kolej'in ulusu yani Bülent'i okulun parlığı yani Rahşan'ı ile tanıştı. Tanışmalarını sağlayansa sonradan ünlü olacak bir ortak arkadaşlarıydı. Cumhuriyet Bayramı'nda bir ananevi piyes oynanırdı. O sene piyesi ben yazdım. İnsanlar niçin yaşarlar diye. Çanakkale Harbi'nde geçen bir şiir. Ve Ecevit de sahne arkasından tek kişilik koro olarak Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitleri şiirini okudu. Rahşan da ressam olduğu için güzel resim yapardı. Dekorları yapıyordu. O çalışmalar esnasında bir gün bana Bülent, bu hanım, bu kızı tanıyor musun dedi. Tanıyorum dedim. Ben tanımak isterim dedi. Bak dedim, Rahşan, Bülent seni tanımak istiyor dedim. Ve tanıştırdım. Ondan sonra bir süratle bir arkadaşlık doğdu. O vesileyle görüştük. Çok işte aşk duydum diyebilirim daha ilk görüşümde. Sonra okul olarak ya sınıf olarak kızlı erkekli bir kır gezisine çıktık. Orada daha yakından birbirimizi duyduk. Onunla beraber olmak bana bir mutluluk veriyordu ve onunla konuşmak bana mutluluk veriyordu. Düşüncelerimi ona söylemek, açmak ve rahatça açmak, çekinmeden açmak, o beni çok etkiledi. Bir tiyatro oyununda buluşan çift kısa sürede kaynaştı. İkisi de çekingen mizaçlı, ikisi de debdebeli yaşamdan uzak ve ikisi de sanata aşığıydı. Biraz içine dönüp, biraz kendi dünyası olan, kendi yarattığı bir dünya olan bir çocuktu. Rahşan, böyle işte politikadan konuşmaya başladığım zaman falan, ay çocuklar ne olursunuz, güzel şeylerden bahsedelim, şunlar kesin bu mevzuları derdi. Çok geçmeden beklenen olduğu ve okulun bitimine yakın Bülent, ilk ve tek aşkı olan Rahşan'a evlenme teklif etti. Hem de tuhaf bir yerde. Bu
teklifimi Dolmabahçe merdivenlerden inerken yapmayı kararlaştırdım nedense. Dolmabahçe'ye giden yolda bir Rus lokantası vardı. Hala vardır galiba. Raşan'ı oraya götürdüm. Orada fasulye pilav ikram ettim. Çıktıktan sonra da o merdivenlerden inerken teklifimi yaptım. Evet, o işte evlenme teklif ettiği zaman ben peki kabul ettim diyemedim. Ve dedim annem baban ne der acaba, çok kızar belki dedim. Cevabım oydu. Cevap muğlaktı. Teklifi beklemeye aldılar. 1944'te ikisi birden okuldan mezun olup Ankara'ya ailelerinin yanına döndü. Mezuniyet yıllıklarında her ikisinin de gelecekteki karakterlerini ve yaşam çizgilerini buluşturacak ipuçları vardı. Bir bardak çay, bir parça kağıt, bir kalem, bir de şiir kitabı. Onun en vefalı dostları. Kendisi de bir şair olan Bülent, mistisizmden gerçekçiliğe geçti. Artık Tagore'u sevmiyor. Onun iki kitabını Türkçe'ye çevirmesine rağmen modern şiiri tercih ediyor. Dansı ve partileri ise manasız ve zararlı buluyor. Şair olmak istediğini söylüyor. Ancak bunu onun mütevazılığına vermek lazım. Çünkü o şimdiden seçkin bir şair. Tatlı, yumuşak karakterli Rahşan'ın duyarlı kalbi sıcak hislerle dolu. Maalesef ufak tefek en önemsiz şeylere üzülür. Tüm hayvanlara, hatta farelere bile aşırı düşkünlüğü vardır. Yetenekleri konusundaki tevazu yüzünden kendini hep başkalarına danışmak zorunda hisseder. Olağanüstü resim yeteneğini bile önemsemez. Ağır başlı hali onu ufak tefek belalara çatmaktan da alıkoymaz. En sevdiği cümle, işte o kadar. Lacivert rengi, papatyayı, marş türü şarkıları, Rembrandt'ı, çocuk psikolojisini, John Fontaine'i, zeytinyağlı Ayşe Kadın fasulyesini seviyor. Eli boş kaldıkça saçlarını kıvırır. Bülent Ecevit okuldan mezun olduktan sonra Edebiyat Fakültesine girmek istedi. Ancak çocukluğunda şiirlerini not eden ailesi onun şiir tutkusunu kaygıyla izlemiş ve şairden adam olmayacağını düşünmeye başlamıştı. Babasının ısrarıyla Hukuk Fakültesine girdi. Ama sadece 3 ay dayanabildi. Hukukla pek ilgilenmiyordum. Baktı ki derslere girecek yerine kahvelerde arkadaşlarımla tavla falan oynuyordum. Onun üzerine beni serbest bıraktı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesine gittim. Ecevit bu fakülteyi de bitiremedi. Üniversite mezunu olmaması yıllar yılı karşısına bir engel olarak çıkacak ve ona ileride Çankaya Köşkü kapısını kapatacaktı. Okuldan ayrıldıktan sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde tercüman olarak iş buldu. Maaşı günlük 2 liraydı. Yabancı dil bilenlerin parmakla gösterildiği yıllardı. Okulda psikoloji derslerinden 6 alsa da tercümesi 10'du. İngilizcesine güveniyordu. Ancak dünya ahvalinden bir haberdi. Siyaset onun hiç de iddialı olmadığı bir daldı. O günlerde bu ilgisizliği başına iş açtı. Bir gün müdürü kızgınlıkla odaya daldı ve yaptığı tercümeyi masasına attı. Bir özel ismi, Birleşmiş Milletler binasının bulunduğu semtin adı olan Flushing Meadows'u kızaran çayırlar diye Türkçe'ye çevirmişti. Müdürü azarladı. O halde İngiliz Başbakanı Churchill'in adını da Kilise Tepesi diye çevir. Yanakları al al olmuştu. Çok utandım ve onun için sadece İngilizce bilmenin yetmediğini, siyasetle de daha yakından ilgilenmek gerektiğini idrak ettim ve öyle davranmaya başladım. O yıllarda Bülent ile Rahşan arasındaki aşk gitgide büyüyordu. Ancak bir türlü cesaret edip ailelerine açılamıyorlardı. Sonunda Rahşan Aral evlenme teklifini ailesine açtığında kaygılarının hiç de yersiz olmadığını anladı. Babası Namık Zeki Bey, kızının üniversiteyi bitirip meslek sahibi olmadan evlenmesini istemiyordu. Ancak aşk ne kariyer kaygısı ne baba baskısı dinliyordu.
daha okul öğrenimi bitirmeden, doğru dürüst bir gelir kaynağım bile olmadan kızına talip olduğumda iyi karşılamayacağımdan korkuyordum. Fakat anlaşılan Rahşan bastırmış iyice. İyi mi? Nasıl oldu? Bastırmaktan değil de babam beni çok severdi. Çok severmiş herhalde ve çok ağladığım için, çok üzüldüğümü görünce. Çünkü Ankara'da görüşemiyorduk. 6 ay ağlamıştım. Onun üzerine işte çok sevdiği için ve çok üzüldüğü için durumunu. O da peki demişti. Namık Zeki Aral kızının gözyaşlarına dayanamamıştı ama içi içini yiyordu. Kimdi bu Bülent Ecevit? Nasıl biriydi? Kızını nasıl geçindirecekti? Sonunda damat adayını sorgu için bürosuna davet etti. Beni çağırdı bir gün bürosuna. Merkez Bankası'nda danışman olarak çalışırdı. Beni oraya çağırdı. İşte kısa bir sohbet ettik. Ayrıldık o kadar. Sonra o sırada işte annem de evde babamdan telefon bekliyordu, hani nasıl buldun diye çocuğu. O da babam da işte çocuk ne olacak diye telefondan öyle bir bilgi verdi. Bilgi bu kadardı. Ama şey, babam sormuş Bülent'e, peki nasıl geçindireceksin eşini diye. Ben aylık 50 lira mı ne alıyorum? Hayır, o zaman 2 lira gündelik alıyormuşsun. Evet. Da işte 2 lira gündelik alıyorum demiş. Ve ona rağmen de babam çok iyi bir insandı herhalde ki bana yani izin verdi evleneyim diye aylık 2 lira alan bir adamla ya da bir çocukla. Siz nasıl geçindireceğinizi düşünüyordunuz? Yani öyle bir kaygı taşımıyor muydunuz? Kendime güveniyordum, Allah'a güveniyordum. Rahşan'ın da öyle lüks bir yaşam istemeyeceğini biliyordum. Kız istemeye gidildi, aile arasında yüzükler takıldı. O gün Ecevit, parmağında bir nişan yüzüğü ve koltuğunun altında nişanlısının bir tablosu olduğu halde evinin yolunu tuttu. İçi içine sığmıyordu. Rahşan Hanım müstakbel eşini yanıltmadı. Düğün, gelinlik, tören istemedi. Nikah töreni Ecevit ailesinin sonraki yıllarına damgasını vuracak tevazuun ilk işaretiydi. Aile arasında yapılan törende genç çiftin sıkılganlığı nikah fotoğrafına yansımıştı. İkimiz de mahcup insanlardık herhalde. Bülent zaten dediği gibi mahcup bir kimse. Ama ben de daha hayata hiç atılmamış, okuldan yeni çıkmış ve okulu bile bekar leyliği olarak okumuş olan bir genç kız olarak herhalde ben de çok mahcuptum. Onun için resimler belki öyle çıkmıştır. Düğün falan istemedik. İkimiz de istemedik. Sadece bir şey, nikah töreni. Birlikte öğrendik seninle avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Köstebeğinden toprağına taşına, tırtılından kelebeğine kuşuna el ele sevdik bu dünyayı. Nikahtan sonra Bülent Ecevit, Londra Büyükelçiliği basın ateşeliğinde bir göreve tayin oldu. Genç damat Londra yolundayken ünlü 1946 devalüasyonu gerçekleşti. Londra'ya indiğinde maaşı 30 sterline düşmüştü. Cumhuriyet tarihinin ilk ekonomik krizi onu vapurda yoksullaştırmıştı. Çiçeği burnunda evliler parasızlıktan Londra'ya birlikte gidemedi. Rahşan Ecevit tam bir yıl eşini Ankara'da özlemle bekledi. Sonunda özleme dayanamayınca o da Londra'ya gitti.
Ecevitlerin en yoksul ve zorlu günleri başlıyordu. Hemen savaş sonrasıydı ve orada her şey vesikaya bağlanmıştı zaten. Ve zaten orada da yani ülkede bir yiyecek kıtlığı vardı. Biz o vesikayla alınacakların tümünü alamazdık paramız olmadığı için. İşte alabildiğimiz kadarından idare ederdik. O çok uzakta şehirden bir yerde yaşıyorduk ucuz olsun diye kira. Ve Bülent o nedenle öğlenleri gelemezdi. Ben de o aldığım yiyecekler malzemesini çok küçük bir kısmını kullanırdım. Onu da akşam yemeği beraber yiyelim diye şey yapardım. Öğlen yemezdim. Ecevitler Londra'da resmen aç yaşıyorlardı. Parasızlıktan önce nikah yüzüklerini, sonra saatlerini sattılar. Geçim derdine düşmüşlerdi. O kadar aç kaldık ki herhalde annemler korktular. Benim bir fotoğraf göndermişim onlara fark etmeden. Çok korkmuşlar ve beni geri Ankara'ya çağırmışlardı. Ve orada bir ay beni iyi bir beslemişler, biraz kilo aldırmışlar. Ondan sonra tekrar göndermişlerdi Londra'ya. Londra'da Robert Kolejli arkadaşlarından oluşan küçük bir Türk çevreyle görüşüyorlar. Ancak yaşadıkları sıkıntıları hiç belli etmiyorlardı. Anlatmazlardı. İkisi de o konuda yani insanlara saygı duyan kişilerdi. Şeydi, bilhassa Bülent'te. Yani Bülent dediğim gibi duygulu dediğim zaman yanında olan insanlara yardımı falan seven bir çocuktu ama kendi için dışarıya vurmazdı fazla. Çektikleri bunca sıkıntıya rağmen yemeğe vermedikleri parayı kitaba veriyor, ne olursa olsun okumaktan geri kalmıyorlardı. O maaşımızı aldığımız zaman evvela kitapçılara giderdik ki ileri bir tarihe atarsak o ayın içinde paramız kalmaz ve kitap alamayız diyerekten evvela kitapları alır. Ondan sonra yaşamaya başlar. Bu arada ben taksitle Ansiklopedia Britannica'yı almıştım. O 24 cilt mi nedir? Fakat Ataşehir'in maddi ihtiyaçları bile bir ara Ankara'dan gelmedi. Ve çok zor durumda kaldık. Şeyleri ödeyemedik. İşte bir kiraları, elektrik şeysini falan. Onun üzerine ben o şeyleri taksitle almakta olduğum Ansiklopedia Britannica'ları satmak mecburiyette kaldım. Ataşehir'in masraflarını karşılamak için. Zamanla maaşları arttı. Londra'da daha iyi bir yaşam kurdular. Bülent Ecevit bir üniversiteye kaydoldu ve yaşama bakışını derinden etkileyen Hint felsefesini daha yakından tanımak için Sanskritçe öğrenmeye başladı. Üniversiteye sadece Sanskrit öğrenmek için gitti ve diploma almak için hiçbir teşebbüste de bulunmadı. Hatta ben sordum, niye diploma almıyorsun, niye önemi var dedi. Takvimler 14 Mayıs 1950'yi gösterdiğinde Demokrat Parti CHP'ye dur dedi. Söz milletin oluvermişti. CHP tarihinin ilk ve en büyük bozgununu yaşıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidardan düşmesi 1950'de beni çok üzmüştü. Onun üzerine Türkiye'den, İngiltere'den Türkiye'ye dönmeyi kararlaştırdım. Aslında İngiltere'de geçim durumumuz biraz iyileşmişti. İstesem daha kalabilirdim ve kalmam isteniyordu. Ama bir an önce Türkiye'ye dönmek ve siyasete bir takım katkılarda bulunabilmek istedim. Onun için kendi isteğimle döndüm Türkiye'ye. Londra dönüşü Bahçeli Evler'de Rahşan Hanım'ın ailesinin evine yerleştiler.
iki odalı bu evde tam istedikleri gibi mütevazı bir yaşam kurmuşlardı. Bahçeli evlerde annemlerin bir evi vardı. Alt katında oturuyorduk onun. İki katlı bir evdi. Alt katını bize vermişlerdi. Orada oturuyorduk. Kiramı kabul etmedi babası. Evet. Bülent Ecevit'in babası Mehmet Fahri Bey de seçimi kaybedenler arasındaydı. Parti içindeki nüfuzunu son kez oğlu için kullandı. Arkadaşı Nihat Erim'den partinin yayın organı olan Ulus Gazetesi'nde Bülent için iş istedi. Ve Ecevit, gazetecilerin tabiriyle paraşütle gazeteye iniverdi. Rahşan Hanım tercümeler ve resim yaparak ev ekonomisine katkıda bulunurken o, Ulus'ta çeviri yapıyor ve sanat yazıları yazıyordu. Odası vardı. İki masa kaç kaça yapıştırılmıştı. Orada şey yapardı, çalışırdı. Şimdi Gökler Hakimi Gordon ve Silvia isimli iki çizgi, yani komik strip dediğimiz o şeyler, çizgi romanlar vardı. Bir onların balonlarını çevirirdi o zamanlar, benim tanık olduğum. Bir de Associated Press'ten gelen fotoğrafların resim altları arkalarına kağıt olarak yapıştırılırdı. Onları Türkçe'ye çevirirdi. Kendisinin dünyası çok değişik gözüküyordu. Hem gazete dünyasına hem siyaset dünyasına. Daha ziyade Rabindranath Tagore çevirileri falan. Yani Ahmet Haşim şiirleri. Çok sade, çok damıtılmış bir öz yaşamının içindeydi. O tarihte tabii dikkati çekecek ölçüde değişik bir portrede çiziyordu. Çünkü hem Robert Kolej'di hem de babası Halk Partisi'nin bir milletvekiliydi. Biz de hepimiz de gençiz. Yani aklımıza geldiği gibi konuşurduk. Fakat Bülent Ecevit odaya girdiği zaman ötekilerin çoğuna siz diye hitap ederdi. İşte siz Faruk Bey, şöyle bir durum var, acaba ona bakabilir miyiz filan, hep rica ederek, lütfen sözünü kullanarak konuşurdu. Yani mürettipler içeri girip çıktıkça dahi ayağa kalkardı falan bazen. Tabii böylece çok kibar, çok şey damıtılmış bir hali vardı. Yani çok çay içer falan böyle. Üstelik de kışları da yürüyerek gider gelirdi. De pardüsü giymezler. Çok soğuk hava, kar yağıyor. Ulus'tan Bahçeli evlere kadar yürümek ne demek? Yarım saat, 45 dakika falan yürünüyor. Başka da çare yok yani, taksi parası vermek o kadar kolay değil bizim aldığımız paralarla. Ne kadar sağlıklı bir şey olduğunu karda yürümenin mesela anlatırdı bana. Ben biraz üşürdüm doğrusu, bu teoriyle de fazla ikna olmazdım ama o iyimserliğini hep devam ettirirdi. İktisat olsun diye yürüyerek gelirdi ve gece çalışırdı. Gündüzleri uyurdu. Ben de gündüzleri çalışırdım o sırada. Ben geceleri uyurdum. Birbirimizle notlaşırdık. Ama o arada sen geceleri iktisat olsun diye Ulus'tan Bahçeli evlerde oturuyorduk o zaman. Oraya yürüyerek gelirdin. Ve geldiğinde kirpiklerin donmuş olarak, buz tutmuş olarak gelirdin. Evlerine giren para ayda 175 liraydı. Bülent Ecevit daha ilk günden evin akçeli konularını eşine bırakmış, parayla ilişkisini asgariye indirmişti. Sade yaşamlarında mutluydular. Yoksul ve sıkıntılı dönemi yavaş yavaş geride bırakıyorlardı. Londra'daki o zor günlerden sonra çocuk konusu da gündemlerine gelmedi. Onlar evlat yerine sevgilerini büyütmeyi tercih etmişti. El ele. Rahşan'a adadığım bir şiir. Gökler gibi sardı dünyayı, yağmur gibi sızdı dünyaya, dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik, el ele derip insana verdik, verdikçe çoğalan sevgimizi. Bülent Ecevit 1951'de Ankara'da Genelkurmay'da askerliğini yaparken ailede yeniden maddi sıkıntı baş gösterdi.
Rahşan Ecevit, vatan ve ulusa çeviriler yaparak eşinin askerden dönmesini bekliyordu. 3506 yaka numaralı Bülent Ecevit, tank asteğmen olarak terhis olduğu gün Kışla albümüne şunları yazdı. Asker ocağı insanlara savaş sanatını öğrettiği kadar sulh içinde, kardeşlik sevgisi içinde yaşamanın da sırrını öğretiyor, saadetini duyuruyor. Öylelikle bu saadeti memleket ve dünya ölçüsünde gerçekleştirmek umudu insanın içine yerleşiyor ve o uğurda son başvurulacak çareyi, savaşma çaresini öğreten asker ocağı gözlerde büsbütün mana ve değer kazanıyor. Bu ocağa bizden sonra geleceklere selam olsun. Askerden sonra Ecevit yeniden Ulus Gazetesi'ndeki görevine döndü. O günlerde iktidardaki Demokrat Parti ile muhalefetteki CHP arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyordu. Demokratlar iktidar olmanın üstünlüğünü kullanarak CHP'nin mal varlığına el koydu. Bu arada Ulus da kapatılmış, çalışanlar Yeni Ulus Gazetesi'ne geçmişlerdi. Bu haksızlık o güne kadar siyasetten uzak duran ve sanata sığınan Ecevit çiftinde büyük infial yarattı. Hayatlarının akışını değiştirecek kararı bu vesileyle aldılar. Hep teğet yaşadıkları ama hiç kapısından girmedikleri CHP'nin Çankaya ilçe binasına gidip partiye üye olmak istediklerini söylediler. Onları partiye kaydedecek kişi yakın bir arkadaşlarıydı. Bir gün kendi dedi ki, sen bana teklif ediyordun Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmayı. Şimdi ben artık üye olmak istiyorum dedim. Hemen tabii formüler doldurduk. Ecevit de, eşi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldular. Adaletsiz ve haksız bir dönem, yaşamında sanat dışında uğraş istemeyen bir çifti siyasetin göbeğine çekmişti. Bu tepkisel karar sıradan bir protestoyla kalmayacak ve o günden itibaren sadece Ecevitler için değil, Türk siyasi tarihi içinde yepyeni bir dönem başlayacaktı. Oysa onların bambaşka düşleri vardı. Ama o hayalimizi... Bir hayalimiz vardı, evet. Ama ona ulaşamamıştık. Fıkırlarda bir ufak şey, evet. Kulübemiz olacak. Bir tek odalı bir kulübemiz olacaktı. Onun için de o şiir yazacak, ben resim yapacaktım. Hayatımızı o şekilde. Ama bunu evlenirken böyle düşünmüştük. Ama hiç öyle olmadı. İşte oranla yetiniyoruz. Evet. Ne varsa konuşmaya değen, birlikte düşündüğümüzden, birlikte susabilmek, yağmuru dinlerken. Yanımdaki sensin, yalnızlığım sen, kendimden bile uzakta, elim elindeyken. Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşumuzdan...